Son dönemde maalesef telefon fiyatları da tüm elektronik cihazlar gibi epey arttı. Koca bir liraya bir tane mi lan? Ne zannettin amca? Ana. Xiaomi Redmi Note 10S modelin giriş seviyesinde 8 GB'lık RAM'i, işlemcisi, batarya ve ekranı ile fiyat performans dengesinin iyi yakalandığı bir model gibi duruyor. 6 ve 8 olarak iki farklı RAM seçeneğiyle birlikte geliyor bu telefon. Bugün 8 GB'lık versiyonunu inceleyeceğiz. Xiaomi'nin Redmi Note 10 serisinde 4 adet model bulunuyor. 10S modeli biraz daha performans ve oyun tarafında öne çıkıyor. Video yayınladığım tarih itibariyle de yaklaşık olarak 6.000-7.000 TL bandında satılıyor telefon. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Bakalım ne gibi bir deneyim sunuyor. Artısıyla ve eksisiyle incelemeye başlayalım. Yeni videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Telefon böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden Type-C şarj kablosu, 33 wattlık hızlı şarj başlığı ve silikon kılıfı ile birlikte geliyor. Tasarımına yakından baktığımız zaman tüm kasası tamamıyla plastik. Yan kısımlarında metal hissiyat mevcut. Arka kısmı parlak olduğu için oldukça şık duruyor. Arka kısmında herhangi bir parmak izi kalmıyor. Şu kameranın yanlarında ise epey toz kalıyor maalesef. Telefonda stereo bir hoparlör kullanılmış. Hem altta ve üstte bir hoparlör mevcut. Hoparlör performansı gayet yeterli. Ancak burada alttan sanki biraz daha fazla ses geliyormuş gibi geldi bana. Şöyle test edelim sizle beraber. Aslına bakarsanız gayet yeterli ve tatmin edici bir hoparlör performansı mevcut. Gördüğünüz gibi alt kısımdan 100 desibelin üzerinde ses çıkıyor. Üst kısımdan oraya kıyasla biraz daha az çıkıyor. Yine 3.5 mm'lik kulaklık girişli eklenmiş bu telefona. Bu da güzel bir detay. Güç tuşu yan kısma konumlandırılmış. Buradan rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz. Buradan da ses arttırıp azaltma düğmeleri konumlandırılmış. Yine bu güç tuşunun üzerinde parmak izi olgulama özelliği bulunuyor. Hızlı bir şekilde algılayıp telefonun ekranını açabiliyorsunuz. Yine yüz tanıma özelliği de mevcut. 1100 nitlik bir parlaklığı mevcut. Yoğun güneş altında rahat bir şekilde gözükebiliyor. Bir miktar parlama yapıyor. %83'lük bir ekran kasa oranı mevcut. Ne çok kalın çerçeveleri ne de çok ince. Ekranı Gorilla Glass 3 ile korunuyor. 6.4 inçlik AMOLED bir ekran kullanılmış bu telefonda. Full HD Plus olarak. Burada yüksek tazeleme hızını desteklemiyor. 60 Hz'lik bir tazeleme oranı mevcut. Burada 90 olsaydı en azından çok daha iyi olabilirdi. Ya bu telefonda keşke olsaydı dediğim neredeyse tek özellik bu ekran tazeleme oranı diyebilirim. Yine de ekranı AMOLED olduğu için renkler doygun ve canlı. İyi görüş açıları da sunabiliyor telefon. Boyut olarak da son dönemde telefonlar ciddi manada arttı. Bu telefon ise tek elle kullanıma uygun. Yani küçük bir telefon bakıyorsanız bence tam olarak ideal boy bu diyebilirim. Telefon gücünü 8 çekirdekli MediaTek'in Helio G95 12 nanometre teknolojisiyle üretilmiş işlemciden alıyor. 2 adet 2.5 GHz'de Cortex A76, 6 adet de yine 2 GHz'de Cortex A55 çekirdeği mevcut. Aynı işlemciyi kullanan telefonları burada görüyorsunuz. Yani fiyat performans olarak dengesi düşünüldüğünde bu telefon öne çıkıyor o modellere göre. Yine bu işlemci özellikle oyunlarda akıcı bir deneyim elde etmemizi sağlıyor orta seviyede. PUBG'de akıcı ve dengeli grafiklerde 60 FPS, HD ve HDR grafiklerde de 40-45 arasında bir değer alabiliyoruz. Yine Call of Duty oyununda da yaklaşık olarak 60 FPS'te akıcı bir deneyim elde edebiliyoruz. Uzun süre oyun oynandığında da yani 1-1.5 saat gibi donma veya bir takılma olmuyor. Ancak uzun süre oynandığında bir miktar fazla ısındığını söyleyebilirim telefonun. Yani burada günlük olarak sosyal medya kullanımında veya oyunlarda gayet akıcı ve rahat bir deneyim elde edebiliyorsunuz telefonun işlemci performansında. Telefonda 5000 mAh'lik bir pil kullanılmış. 33 wattlık hızlı şarj adaptörüyle birlikte 0'dan 100'e 1 saat 20 dakikada ulaşıyor. Yani yoğun kullanımda bir günü rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Yani normal kullanımda da yine 2 güne yakın bir kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 desteği de mevcut bu telefonda. Maalesef NFC özelliği bulunmuyor. Kızılötesi özelliği mevcut. Bu sayede kumanda yerine kullanabilirsiniz bu telefonu. İşletim sistemi olarak ilk geldiğinde Android 11 ve MIUI'nun 12 sürümüyle birlikte geliyor. Şu an Android 12 güncellemesi aldı ve MIUI'nun da yeni güncel versiyonu mevcut bu telefonda. Telefonda IP53 sertifikası mevcut. Olası su dökülmelerinde veya yağmur altında kullanıma uygun. Kamera kısmına geldiğimiz zaman telefonda dörtlü bir kamera dizilimi bulunuyor. 64 megapiksellik ana kamera, 2 megapiksellik makro kamerası ve 2 megapiksellik de derinlik sensörü mevcut. Yine 118 derece görüş açısı sunan 8 megapiksellik ultra geniş ön kamera açısı da bulunuyor. Burada AIS var, yani elektronik imaj sabitleme var, ancak OIS yok, yani optik imaj sabitleme telefonun içerisinde dahili olan görüntü sabitleme özelliği bulunmuyor. Bundan dolayı video çekerken epey titreme olabiliyor.
geliyor. Sonradan 4K video çekim özelliği de geldi bu telefona. Video konusunda çok iyi bir performans sergilemese de fiyat bandındaki telefonlarla benzer deneyim sunuyor tabii ki. Fotoğraf konusunda daha iyi bir performans aldığımızı söyleyebilirim. Özellikle burada kamera sizin için daha önemliyse Note 10 Pro modelini tercih edebilirsiniz. O kamera açısından biraz daha başarılı 10S modeline göre. Şu anda 1080p'de telefonun kamerasından görüntü kaydediyorum. Şöyle şu an yürüyüş yapıyorum ve böyle bir kamera performansı mevcut. Evet, şu an görüntümü ve sesimi Xiaomi'nin Note 10 S model telefonundan kaydediyorum. Görebildiğiniz gibi ön kamera performansı telefonun bu şekilde. Çabuk, 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 koşu, koşu, koşu. Evet, genel olarak bir toparlayacak olursak biraz önce söylediğim gibi Note 10 Pro modeli kamera açısından ve 120 Hz'lik ekranıyla biraz daha öne çıkıyor ancak fiyatı biraz daha yüksek. Note 10 S modeli ise oyun performansı olarak daha önde 10 Pro modeline göre. Yine daha uygun fiyatlı olarak incelediğim Redmi'nin Note 10 2022 modeli var. Ancak aralarında 10S modeliyle çok fiyat farkı olmadığı için burada 10S modelini almak daha mantıklı gibi duruyor. Telefon piyasasında az daha koyayım şunu alayım, az daha koyayım bunu alayım derken gerçekten yüksek bütçelere çıkabiliyorsunuz. Eğer bütçeniz 6000-7000 TL civarındaysa yine uygun fiyatlı bir telefon alıp uzun süre kullanmayı düşünenler için 8 GB'lık RAM'i, işlemcisi, batarya ve ekranıyla fiyat performans dengesinin iyi yakalandığı bir telefon olmuş. Videoyu yayınladığım tarih itibariyle de 6000-7000 TL arasında alınabiliyor. Güncel fiyat için linki açıklamalar kısmında mevcut. Siz Redmi Note 10 S modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.